Kareyi yerleştirdiğimizde çemberin içine böyle simetrik olarak yani tam şöyle ortaya gelecektir bunun yerleşebilmesi için. Çünkü çember de böyle yüzyuvarlak, kare de tüm kenarları eşit. O halde bakın şurası x ise burası da x olacaktır. Aslında bu karenin ortalanmasını şuradan da görebiliriz. Bakın buralar paralel. Paralel kirişler arasındaki yaylar eşit. Demek ki kare bakın şuradan eşit uzunlukta yay, buradan eşit uzunlukta yay. O halde tam şurası ortalanmış oluyor. Yani birazcık böyle sola kaysa şu yayın uzunluğunun daha büyük olması gerekirdi. GB yayı ile DA yayı eş ölçüde olduğu için tam ortalanmış oluyor. Karenin bir kenarının 2x olduğunu görüyoruz. G ile O'yu birleştiriyorum. X 2x, burası x kök 5 oluyor dik üçgenden. Yani çemberin yarıçapı x kök 5. Sağdaki çember daha küçük görünmesine rağmen aynı çemberler olduğu söylenmiş. Yarıçapları eşit. O halde sağdaki çemberin ben çapını çizersem ki şöyle ortadan geçecektir. X kök 5 yarıçap ise çapı 2x kök 5 olur. İkizkenar dik üçgen 2x kök 5'i kök 2'ye bölersem 2 ile kök 2'yi sadeleştirdim. Burada kök 2 kaldı. Yani x kök 10 elde ettim. O halde şurası x kök 10 olacak. Karelerin alanları oranı isteniyor. Şıklara baktığımızda küçük büyüğe oranlanmış. Küçük karenin bir kenarı 2x ise alanı, bunun karesi 4x kare. Diğer karenin bir kenarı x kök 10, karesini alırsam 10x kare. X kareler gitti. 4 bölü 10, 2 ile sadeleştirirsek istenen 2 bölü 5. Şurayı birleştiriyorum. Küçük çemberin yarıçapı 4. Şu büyük beyaz olan çemberin yarıçapı da 8 ise buraya da 4 kaldı. Düzgün altıgen oluştuğu için biliyoruz ki düzgün altıgende böyle eşkenar üçgen dilimler oluşuyordu. Yani şurası da 8. O halde bakın şu çemberlerin çapı 8. Yani yarıçapı 4. Ortadaki çemberle aynı. Şu alana K diyorum. Şu alana ise T diyorum. K artı T şu yarım çember oluyor. Çapı 8, yarı çapı 4. Yani K artı T 1 bölü 2 çemberin yarısı olduğu için. Pi yarı çap 4, 4'ün karesi. 16, 2'ye böldüm. 8 pi santimetre kare. Şimdi şu dilime bakalım. Bakın şu bir kısmı beyaz olan çemberin 6'da 1'i. Ben bu dilimden şu eşkenar üçgeni çıkartırsam geriye K kalacak. Yani K'yı bulabilirim. O zaman K eşittir bu 6'da 1 çember dilimi. 1 bölü 6 pi 8'in karesi yarıçapımız 8 64. Bundan eşkenar üçgen alanını çıkarıyorum. Bir kenarı 8, A kare kök 3 bölü 4'ten 8'in karesi kök 3 bölü 4. Yani 64 çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi artık taralı alana geçiyorum. Bakın şu T'lerden 6 tane var. Artı içerideki çemberin alanı var. Taralı alan diyorum. K artı T'den K'yı çıkartırsam geriye T kalacak. Yani 8 pi'den K'yı çıkartıyorum. 64 pi bölü 6. Şu 64'ü 4'e bölersek 32, 16. Tabi eksi çıkartınca artı oluyor. Artı 16 kök 3. T'lerden 6 tane var. Ve ortadaki çemberin alanı pi r kare, yani 16 pi. 6'yı dağıtıyorum. 6 kere 8, 48 pi. Bakın şu 6 ile şu 6 gidecek. Eksi 64 pi. Artı 6 çarpı 16, 60, 36, 96 kök 3. Dışarıda da artı 16 pi. 48 pi, 16 pi daha 64 pi, eksi 64 pi ile bunlar gidiyor ve geriye 96 kök 3 santimetre kare kalıyor. (Gülüyor) 20 santimetre uzunluğunda bir doğru parçası çiziyoruz. A merkezli 10 santim yarı çapında bir çember çiziyoruz. Şurası 10. Bu sefer B merkezli 15 santimetre yarı çapta bir çember çiziyoruz. O zaman bunlar 25'i tamamladığı için birbirlerine teğet oluyorlar şu noktada. Teğet oldukları nokta C noktasıymış. A noktasından B merkezli çembere teğet çizeceğiz. DM noktası da D. Alan DBC isteniyor. D ile B'yi birleştiriyorum ve biliyorum ki burası dik.
Yarıçap olduğundan burası da 15. Evet, 15, 25, 20 üçgeni olduğunu görüyoruz. Yani şurası 20. Üçgenin alanı 20 çarpı 15 bölü 2. Yani 150 cm². Bizden istenen ise DBC'nin alanı, yani şu üçgenin alanı. Burada da bakın D tepesine göre 10 ve 15'e göre oranlayabiliriz. Yani 10 ile 15'i 5'e sadeleştirirsek şuranın alanı 2P ise buranın alanı 3P olacaktır. Yani 150 5P oluyor. P 30 cm². İstenen alan 3P, 3 ile 30'u çarparsak 90 cm².